Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir yeni sezon videosuyla daha karşınızdayız. Geçen seferki rehber videomuzda ilk 3 özelliğimizi incelemiştik. Hatırlarsanız eğer izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Bu sefer kalan 3 özelliğimize bakacağız. Ne bu özelliklerimiz demiştik? Öncüler tek tek topla ve zafere yuvarlan. Şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeden öncülerle başlayalım. Öncüler nedir? Saldırılarını yapmadan önce rakibi bir sına diyor. Oyna derken ben de size biraz öncülerden bahsedeyim. Öncüler yeni gelen özelliğimiz, saldırmadan önce bize bir saldırı hakkı daha veriyor. En basit mantığıyla bu. Bu turu kazanmak için öncü birliklerle rakibin savunmasını yık diyor. Karşımızda şehir yıkan var. Şimdi öncü. Tek yürek, tek Queen'imi yürek. Oynadım. Bakın öncü tesiri geldi. Bakın Valor. Bunu Valor'a çektim. Queen'im 3 vuruyor. Saldırıyorum. Ne oldu? Saldırı hakkım gitmedi. Öncü özelliğim tetiklendiği için tekrar saldırabiliyorum. Şimdi kendi saldırı hakkımda tekrar şehir yıkanı Valor'a çekiyorum ve Queen'le bir daha saldırıyorum. Gördüğünüz gibi öncü size iki saldırı hakkı veriyor. En basit mantığıyla böyle. Tabii iki saldırı hakkı demek çok fazla sorun demek. O yüzden öncülere dikkat edin. Ortaya karışık bir öncü turu. Hadi al bunu kullan demiş. Şimdi yeşil diş kolcusu ve attığını vuran korsan var. Ne yapıyor bu? Dost birimler saldırdığında rakibin nexusuna bir hasar verirsin diyor. Yeşil diş kolcusunu ben bir oynayayım. Bakın yeşil diş kolcusu oynandığında bariyerle geliyor ve öncü. Bir koku aldı. Öncüyü sürdüğüm için tahtaya önce öncü özelliğim tetiklendi. Saldırıyorum. Rakibim karşılıyor. Daha işimiz bitmedi. Süper. Arkadaki attığını vuran korsan rakibe bir hasar verdi gördüğünüz gibi. Şimdi kendi saldırı hakkıma geçtim. Hazır mısın oğlum? Tekrar saldırıyorum. Kaptanım, suratımdan. Bir daha karşıladı beni. Nexus'a bir hasar daha verdim. İyi köpek. Aa pardon. Yanlış yaptık lan turu, hiç de uyarmıyorsunuz. Ben özelliğe odaklandım tamamen. Tamam anlatmıştık, şimdi hızlı hızlı yapalım o zaman. Kolcuyu koyduk, bariyerimizi aldık. Bir koku aldı. Önce özelliğimizle saldırıyoruz. Rakibin Nexus'una hasarımızı verdik. Rakibe de hasarımızı verdik. Süper. Şimdi saldırı hakkımıza geçtik. Saldırıyoruz. Arkanızı kolluyorum. Rakibin Nexus'una bir hasar veriyoruz. Ve bir de biz vuruyoruz. İyi köpek. Olay bitiyor. Özellikle rakibinizin adam sayısı sizden azsa çok güçlü olabilirler. Sizi karşılayabilirler. Sorun yok ama adam sayısı sizden azsa bayağı işinize gelecek bir şey. Bu turu kazanmak için öncüleri kullan falan filan. Arka saflardan destekleyecek kartlar ekle diyor. Bakın tur başı hasarlarını verdiler. Bombacıyı da kesersem zaten bir canım kalacak. Şimdi Miss Fortune'umuzu oynayalım. Miss Fortune'u oynarsam ben saldırdığımda arkadan bir vuracak. Aynı zamanda korsanımı oynayacağım. Şöyle öncülerimle saldırıyorum ki rahat edeyim. Bunlar zaten sıfır vuruyor. O yüzden ben kalkanlı adamıma... Aa pardon, bunun rakip çeker tesiri yok. Bunu Valor'a çekiyorum o zaman. Şu şekilde bir saldırı yapayım değil mi? Saldırdım. Hadi bakalım. Bu eninde sonunda ölecek zaten. Sık bunların sorunu.
Hop, ne oldu? Keşfe çıkıyorum. Hattım geçti. Bunu tekrar çekersem kahinin gözüne bakıyoruz ve oyun bitiyor. Arkanızı kolluyorum. İşte ikinci saldırı bu kadar pislik bir şey arkadaşlar. Kahinin gözüne bakmayı unutmayın. Evet, öncülerin tesirini de böylece görmüş olduk. Sıradaki tesirimiz. Bu arada Queen'den ve MF'den bahsetmedim ama bahsedeyim. Tabi onlar için ayrı bir desteği videosu çekeceğiz zaten ama kısaca geçeyim. O yüzden bahsetmemiştim. Tek tek toplaya geçerken, tek tek toplada kırılgan tesirini göreceğiz. Sejuani'nin olmazsa olmaz etkilerinden. Queen çağrıldığında yanına Valor'ı çağırıyor ve bunlar öncü. Bütün esprisi bu. MF'de saldırdığında ya da arkada durduğunda arkadaşlarını destekleyerek pow bir diye hasar veriyor. Alayına bir vuruyor, alayına gider. Bu tur kırılganla kıran kırana mücadelere gir diyor. Şimdi elimizde ne var? Kalpsiz tayfa başı. Ne diyor? Yağma her yerdeki bir manalık dost primleri +1/+1 kazandırır. Ama şu an yağma tesirimiz yok. Zaten oynanmış. Kiralık katilimiz ne diyor? Çağrıldığında en güçlü düşmana kırılganlık kazandırırsın. Allah Allah. Başarı attım. Zaten tek bir düşman var. Bak sen. Şansa bak. Şimdi. Ellerimle keseceğim. Saldırıya koydum. Rakibimi çektim. Ve maçı bitirdim. Kırılganlık tesiri ne? Kırılganlık tesiri rakip çekerin tam tersi diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz bakış açısına göre. Rakip çeker değil de rakibe çekilebilir veriyor. Yani ben birine kırılganlık tesiri verirsem istediğim herhangi bir adamımla onu çekebiliyorum. Hop, kiralık katilimi oynadım. Ne oldu? Açık göz müfettişim kırılgan tesiri aldı. Bunu buraya koydum. Bunu buraya, bunu buraya. Nexus'un 4 canı var. Demek ki 4 vuracağım. Rakibimi çektim. Diğer rakip çekerimle de bunu çektim. Ve saldırdım. Yani özellikle bu olay elusive destelerine karşı çok işe yarayacaktır. Emin olun. Elusive'lere karşı elusive oynamak istemiyorum kardeşim diyorsanız, ben elusive oynayacak kadar karaktersiz değilim diyorsanız, elusive oynayanlardan özür diliyorum. Tabii işin şakasıydı bu. Elusive'leri kırılgan özelliğiyle çekip çekip patır patır kesebilirsiniz. Kırılganlık özelliği de buydu. Şimdi fıçılarımızı görelim. Fıçıları götür. Gangplank'in özelliği olan fıçıları göreceğiz. Bir barut fıçısı kullanarak rakibini denizin derinliklerine batır diyor. Şimdi Gangplank'imizi bir atalım. Hep kendi gemim olsun istemiştim kaptan. Ben de hep o dövmeleri kazımak istemiştim. Abi atışmalar çok iyi ya. Çağrıldığında bir barut fıçısı çağırırsın diyor ve Nexus'a 5 hasar verirsek, yani farklı turlarda 5 kere hasar verirsek Gangplank level atlıyor. Level atladığında ise çağrıldığında ve tur başında bir barut fıçısı çağırıyor ve saldırdığında tüm düşmanlara ve rakibin Nexus'una bir hasar veriyor. Bir nevi MF özelliği kazanıyor. Barut fıçısı çağırdık. Süper. Şimdi çakar almaz. Bakın, yıldız içine alınmış. Normalde bir hasar veriyordu ama barut fıçımız olduğu için iki hasar veriyor. Çünkü her bir barut fıçısı yaptığın büyüleri ve saldırıları bir artırıyor. Yani burada 5 barut fıçısı olduğunu düşünürsek benim çakar almazım 6 vuracaktı.
Şimdi adama sıkıyorum. Barut'la güçlendirdiğim için adam öldü ve Nexus'a da 2 vurduk. Ne oldu? 5 canı kaldı. Gangplank'le saldırımı yapıyorum ve turu kazanıyorum. Şimdi biraz daha barut işini zorlaştıralım. Elimizde nelerimiz var? Bir Gangplank ve bir yağdırımız var. Tamam. Gangplank'imi oynadım. Barut fıçım geldi. Yağdırı ne? 3 farklı rastgele düşmana 1 hasar verecekken artık 2 hasar veriyor. Atıyorum. Karşımda zaten 2 rakibim var. Yağdır baba. Yağdır gelsin. Gördüğünüz gibi normalde 1 vurdu. Barut'un tesiriyle 2 vurdum ve hepsini haritadan sildim. Size şu an metada olan fıçı taktiğini de söyleyeyim. Fıçıları dolduruyorlar abi. Tabi size fıçı sağlayan sadece Gangplank değil. Çok fazla kart var fıçı getiren. Büyü olsun, birlik olsun. Fıçıları yığıyorlar, yığıyorlar, yığıyorlar. Yeni bir kart geldi belki görmüşsünüzdür. Ölümsüzlük tesiri veriyor. Yani Tray'ın ultisi gibi. Tabi LoL'deki Tray'ın ultisi gibi ölümsüz oluyor abi. O kart o oyun boyunca hiçbir şekilde ne ölebiliyor, ne atılabiliyor, ne satılabiliyor. Hiçbir şey yapamıyorsun karta. Fıçıya bunu veriyorlar. 4-5 tane fıçı birleştirip fıçıya bunu veriyorlar. Nexus'a bam 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 2 tane sıkıyorlar ve oyun bitiyor. Şu an metada bu var. Eğer Gangplank deneyecekseniz bu şekilde deneyebilirsiniz. Ben de zaten deste videosunu atacağım yakın zamanda. Ama dediğim gibi bence Nautilus alın, Nautilus oynayın. Şu an ne var elimizde? Dehşet Yolu tayfası oynanmış ve bir fıçı gelmiş. Tamam. Bunlar ne? 2 barut fıçısı veriyor. Verelim. Hop. Hop. Ne oldu? Benim 3 fıçım oldu. Ver fıçıları yansın. Ne oldu? 5 fıçım oldu. Gangplank'imi de aldım. 6 fıçım oldu. Bakın Gangplank level almış şekilde. Saldırılarında bir hasar veriyordu ya hani az önce. MF gibi oluyor dedik. Şimdi 6 tane fıçıyla beraber 7 hasar veriyor. Acı neymiş görecekler. Sıraya değil. Sizce de fazla OP değil mi? Patlat abi fıçıları. Bam. Hem Nexus'un hem canavarların hayatı kaydı. İşte fıçılar da bu kadar. Lanet arkadaşlar. Boşuna fıçıları götürün demiyoruz. Evet, bütün yeni sezon özelliklerini görmüş olduk. Şimdi biraz da metadan bahsedecek olursam, dediğim gibi şu anki meta önerim Nautilus Maokai destesi. Ama ben onu beğenmedim, başka bir şey deneyeceğim diyorsanız Queen MF ikilisini deneyebilirsiniz. Sürekli saldırıp arkadan haraslayarak oyunu bitirebilirsiniz. Onun dışında Twisted Fate ve Gangplank ikilisi var. Gangplank tek başına da oynanır aslında. Yani bu dediğim tabii tam desteler. Bunları ayrı ayrı kendinize göre kombinleyebilirsiniz. Tiroları tek tek de kullanabilirsiniz. Şu anki metada bunlar var. Deste videolarını da takipte kalın. İstediğiniz kombinasyonlarda da desteler varsa bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman şimdilik bu videomuzda da bu kadar. Bir sonraki rehber videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.